Herkese merhaba. Bu videomuzda Samsung Galaxy Tab S8'in öne çıkan özelliklerine ve sunduğu deneyime yakından bakıyoruz. Samsung'un 2022 model Amiral Gemisi tablet serisi Galaxy Tab S8 ve bu seri içerisinde bu yıl 3 farklı model var. Görmüş olduğunuz Galaxy Tab S8 serinin giriş seviyesi modeli olma özelliğini taşıyor, ancak giriş seviyesi terimini kullandığıma bakmayın. Çünkü S8 modeli barındırdığı özelliklerle gerçekten de kullanıcılara üst sınıf bir tablet deneyimini sunuyor. Snapdragon 8 Gen 1 işlemciyle çalışan bu tablette 11 inçlik TFT LCD ekran var. Bu ekran yüksek çözünürlükte iyi bir görsel deneyimi kullanıcılara sunuyor. Üstelik Samsung DeX arayüzüyle ve uygun aksesuarlarla Galaxy Tab S8'i bir masaüstü veya dizüstü bilgisayara dönüştürmekte imkan dahilinde bulunuyor. Bu videoda Samsung Galaxy Tab S8'i daha yakından tanıyoruz. Aynı zamanda uygun aksesuarlarla ne gibi deneyimler sunduğundan da kısaca bahsediyoruz. Gelin şimdi Galaxy Tab S8'i yakından tanımaya başlayalım. Galaxy Tab S8 tasarım, boyutlar ve ağırlık gibi unsurlar açısından Selefit Tab S7'den farklı değil. Ön tarafta sağlam bir Corning Gorilla Glass 5 cam bulunurken kenarları ve arkası ise sağlam alüminyumla kaplı. Yuvarlatılmış köşeleri ekranda uyum gösteriyor. Samsung yine düz kenar tasarımını tercih etmiş. 6.3 mm ile bir tablet için yeteri kadar ince. Boyutları değişmediği için Tab S7'nin kılıf aksesuarları S8'de de kullanılabiliyor. Önde selfie kameranın, arkada ise kamera modülünün yerleşimi tabletin öncelikle yatay yönde kullanımı için tasarlandığını gösteriyor. Zaten 16:10 görüntü oranlı ekranda dikeye nazaran yatay kullanımı daha elverişli kılıyor. 500 gram civarındaki ağırlığının da bir tablet için makul düzeyde olduğunu söyleyebiliriz. Samsung Galaxy Tab S8'de 11 inç 1600x2560 piksel TFT LCD ekrana yer vermiş. Bu ekran yüksek parlaklığı sayesinde içeride ve dışarıda rahat bir kullanım sunuyor. Siyah renk derinliği Samsung'un AMOLED ekranlarıyla aynı seviyeye çıkmasa da canlı renkler için yeterli. Bu tablette video izlemek veya oyun oynamak keyifli. 120 Hz yenileme hızı da ekranın öne çıkan özellikler arasında bulunuyor. Bu yüksek yenileme hızı, tabletin kutusundan çıkan S Pen ekran kaleminin daha gerçekçi bir deneyim sunmasını sağlıyor. Bununla birlikte kullanıcı arayüzüne akıcı geçişler ve destekleyen oyunlarda daha gerçekçi görüntüler sunuyor. Bu tablette YouTube, Netflix ve bunun gibi kaynaklardan video izlemek keyifli. Dörtlü hoparlör sistemi ise multimedya keyfini daha da yukarılara çıkarıyor. Bas ve tiz dengesi iyi ayarlanmış olan bu hoparlör sistemi, Dolby Atmos desteğinin katkılarıyla iyi bir çevresel ses etkisi de sunuyor. Snapdragon 8 Gen 1, Tab S8 serisinin diğer üyelerinde olduğu gibi bu tabletin de kalbinde yer alıyor. Test ettiğimiz modelde 8 GB RAM ve 128 GB dahili hafıza var. MicroSD kart yuvasıyla depolama alanını genişletmek mümkün. Ancak tabletle çok fazla fotoğraf veya video çekmeyeceğinizi göz önünde bulundurursak buna çok fazla ihtiyaç duymayacaksınız. Galaxy Tab S8 günlük işler için gayet kullanışlı. Eğer internette gezinmek, e-postaları kontrol etmek, internetten video izlemek gibi işler için bir tablet düşünüyorsanız Samsung'un tableti bu işler için fazlasıyla yeterli olacaktır. Adobe'nin üretkenlik uygulamalarını veya benzeri diğer uygulamaları da bu tabletle rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çoklu görev konusunda ortalama seviyedeki kullanıcılar için iyi bir deneyim sunuyor. Ancak aynı anda birden fazla uygulama veya sekmeyle çalışmak isterseniz, belirli bir seviyeden sonra bunların yeniden yüklenmesi ve çalışmalarınızın kaybolması gibi bir durum söz konusu olabilir. Oyun konusunda ise bu tablet, kullanıcıları tatmin edecek bir performans ortaya koyuyor. Galaxy Tab S8'de 8000 mAh kapasiteli pil var. Tableti iş akışları içinde ana cihaz olarak kullanan çalışanlar veya öğrenciler için sabahtan akşama bir gün boyunca çalışmayı sağlayacak bir performans sergileyecektir. Tabletin genel kullanım seyrine göre konuşacak olursak, her iki günde bir şarj etmek çoğu kullanıcı için yeterli olacaktır. 45 Watt hızlı şarj desteğine sahip olan tabletin kutusundan sadece USB-C kablo çıkıyor. Hızlı şarj desteğinden yararlanmak için uyumlu bir güç adaptörüne ihtiyacınız olacaktır. Tabletle fotoğraf veya video çekimi çok yapılmaz. Bu nedenle kamera özellikleri çok önemli değildir. Ancak son zamanlarda ön kameraların nitelikleri önem kazandı ve Tab S8 bu noktada iyi özellikler sunuyor. Önde 12 megapiksel kamera var. Uzun kenarın üst kısmına yerleştirilmiş ve iyi bir görüş açısı sunuyor. Zoom gibi uygulamalarda otomatik çerçeveleme imkanı da var. Tatmin edici bir görüntü kalitesi mevcut. Arkada ise 13 megapiksel ana kamera ve 6 megapiksel ultra geniş kamera var. Hem ön hem de arka kamerayla 4K video kaydı yapılabiliyor. İşiniz düşerse Tab S8 video çekimi konusunda işinizi görecek bir grafik ortaya koyuyor. Arka kameralarda bir tablet için memnun edici bir performans sergiliyor. Belge tarama gibi işler için de kullanışlı olacaktır. Galaxy Tab S8'de Android 12 ve bunun üstüne One UI 4 çalışıyor.
Samsung'un akıllı telefonlarından bildiğimiz kullanıcı arayüzü büyük ekrana iyi şekilde uydurulmuş. Aynı anda 4'ten fazla uygulamayı bölünmüş veya yüzen pencerelerde açabilir, bunlar arasında içerik kopyalama ve benzeri işleri yapabilirsiniz. Eğer Samsung Galaxy S22 ve benzeri bir Samsung telefonunuz varsa, onu TB8 ile birlikte kullanmak, gelen telefon çağrılarını veya SMS'leri tablete yansıtıp oradan yanıtlamak mümkün. Samsung DeX, TB7'de olduğu gibi S8'de de tabletin bir masaüstü veya dizüstü bilgisayar gibi kullanılmasına yardımcı oluyor. Bir book cover keyboard taktığınızda DeX otomatik olarak açılıyor. Hızlı ayarlar içinden ele geçiş yapmanız da mümkün. DeX, Samsung akıllı telefon veya tabletleri için masaüstü deneyimi sunuyor. Windows veya Mac kullanıcılarının rahat edeceği biçimde bir masaüstü, görev çubuğu ve uygulama menüsü var. Üstelik birden fazla pencere açıp bunların boyutlarını Windows'ta olduğu gibi ayarlamak da mümkün. Microsoft'un Office uygulamaları DeX'te iyi çalışıyor. Netflix, YouTube gibi uygulamaları da tam ekranda açabilirsiniz. Twitter'ı ise küçültülmüş bir pencerede mobil uygulama boyutlarını açmak daha iyi oluyor. DeX, TB8'i deneyimlediğimiz süre boyunca tablet moduna göre daha fazla zaman geçirdiğimiz bir arayüz oldu. Samsung'un S Pen'i kutuya eklediğini söylemiştik. Arkada kameranın uzantısı olan cam bölüm, S Pen'in eşleştirme, şarj ve taşıma alanı. S Pen'i kullanacağınız zaman ekranın bir kenarında temassız komut simgesini göreceksiniz. Kalemle buna tıklattığınızda kullanabileceğiniz çeşitli araçlar karşınıza çıkacak. Hemen hızlı biçimde not alma, ekran görüntüsü alıp üstünde çizimler yapma, not alma gibi işlerde bu kalem gerçekten kullanışlı oluyor. Kalemin hızı iyi. Normal bir defter kalem ikilisinin sunduğu rahatlığı sağlayabiliyor. Galaxy TB8 özellikle eğlence veya oyun odaklı bir Android tablet isteyenler için yeterli bir cihaz. Bu tableti aynı zamanda işte veya üretkenlik odaklı çalışmalarda kullanmak istiyorsanız farklı alternatifler var. Öncelikle book cover keyboard satın alarak TB8'i bir dizüstü bilgisayar gibi kullanabilirsiniz. Ya da bir Bluetooth klavye ve mouse'la bilgisayara yakın bir deneyim sağlayabilirsiniz. İkinci yöntem aksesuarları ayrı ayrı taşımak açısından zahmetli. Ancak daha keyifli ve verimli bir yöntem olduğunu söylemeliyiz. Üstelik TB8'in yanında bir de monitörünüz varsa masaüstü bilgisayarda çalışıyormuş hissini daha yoğun biçimde yaşayabilirsiniz. Bu yöntemle kullanırken monitörde DeX modu açık olduğu zaman S8'in ekranında tablet modu üzerinden çalışmak da mümkün oluyor. Samsung Galaxy TB8'i ve Galaxy TB8 ailesinin diğer üyelerini MediaMarkt mağazalarında ve MediaMarkt.com.tr'de bulabilirsiniz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.